Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bölüm 2'de bu sefer de işten geldikten sonra baktım. Sadece Two Underswords satılmış. İşten geldikten sonra baktım. Çok bir item satılmamış. Tabii ki de hemen pazarı yenileyeceğiz arkadaşlar. Milletin koyduğu itemlere tekrardan bir göz gezdirdim böyle ama hani satılmamış itemler. Agartha 4'teyiz. Çünkü hani Agartha 3'te olsak biraz daha pazarı seri olabilirdi ama Agartha 4'te çok fazla seri olmamış pazar herhalde. Yavaş ilerliyor olabildiğince. Boş çünkü yani. Gerçekten Agartha 4 boş. Bu kadar dolu olmuyor. İnsanların uğraması vesaire. Şimdi ben tekrardan pazarı kurduktan sonra ne olmuş ne bitmiş yeni bir pazarı göstereceğim. Tabii ki burada pazara bıraktığımızda çarımız level almış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Pazarı yenileyip tekrardan ben pazara bıraktım arkadaşlar. Uyanıp baktığımda işte tekrardan işte birkaç tanesi satılmıştı. Sonrasında işten geldiğimde çoğu item satılmıştı arkadaşlar. Wooden Shield artı 3'ümüz gitmiş 4M'den. Maul artı 4'ler 777K'ya falan koymuştum. Onlardan 2 tanesi satılmış. Gene kafi yani şu ana kadar 6,3M para birikmiş üzerimizde. Daha satılmayı bekleyen bir ton itemimiz var. Orada 1M'lik gold coin'imiz de duruyor. Dün Hyde'dan almıştık yani bir önceki bölümümüzde. Hyde'dan onu da düşürmüştük arkadaşlar. Pazarı bozacağım. Bundan sonraki durumda da artık Maralon'da biraz farm ve sonrasında EMC'ye geçeceğiz. Biliyorsunuz ki pazarda satılan eşyalarımız vardı. Gecede res geldiği için DC olmuşlar ama onun öncesinde tabii ki de videoyu aldım. Onları size zaten göstermiştim. PP'leri dediğim gibi basmadan bu itemi de bilerek tutuyorum Dex 12 veriyor diye. Şimdilik bunları tekrardan bankaya koyuyorum. Pazarla alakalı bir işimiz kalmadı. Gold coin'i de satalım. Potumuzu falan da şuraya ayıralım. Elma kalsın, kafiye elma dursun. Şu gold coin'i falan bir hemen satalım. Birim temizinden onu almış olalım. Hemen gidelim. Tabii ki de Ramazan amblemi gelmiş. Onları artık belirli bir saatim var. Acaba bir ona bir bakalım. Billboard Gift'ten şu SC'lerimi bir alayım. Bunun öncesinde şu şeye gitmek istiyorum. Bu arada karakterimiz onda otururken bir ne diyor? Herhalde bunun bir saati vardı. Akşam alınıyordu bunlar. Onda otururken, yani pazar kurduğumuzda otururken level aldığı için 40 oldu. Üstüne bir de 41 olacak neredeyse çık karakterimiz. Şuradan Isle of Knight'ı bu sefer alacağım. Bu levelde atak arttırması çok bir önemli değil. Evil Contained galiba o. Bir de 20 kere Isle of Knight alırsanız eğer karakter Delayed Sukru gelmiş arkadaşlar. Bunun da infosunu buradan sizlere vereyim. Ben şimdi Big Tour Volk'a geçeceğim. Volk boş olması lazım bu tarafın. Bizim iç çıkarmamız her şeyimiz var mı? Onları alalım. Bankamızdan hemen şöyle. Şunu üzerimize alalım. Ben bir tur burada Werewolf'larda farm atacağım. Tabii ki de önce şunları bir RPR'mizi yapalım. Yani Maradon'dan çıkmak istiyorum. Evet 14K tamam artık paramız var. Rahat rahat bunu harcayabiliriz. Bir tur burada farm atarsak en azından rahat ederiz. R8 yakmalıklarımızı kastığımız evrede. Şunları alalım. SVSC'mizin çok bir olayı yok derken tabii ki de her zamanki aynı hatayı yap. Yani bu hata fix olan bir şey. Her türlü yapıyorum. O yüzden şöyle iti tekrardan çıkartalım. 10K zarara uğradık. Burada artık yani bir süre kalıp ikiz yakmalık düşürmeye çalışacağım. Werewolf'larda boş oluyor burası. Legion'lara da gidebilirdik aslında ama işte orada okçu falan olabilir. Çok bozarsa bizi sıkıntı. Bir yandan silah falan da keselim. Bunun içinden kırdırmalık şeyler düşüyor. Kırdırmalık değil de 5K'lık satılan şeylerden düşüyordu. Yani silah bonelerden düşüyor. Bir yandan bunları farmlarken bir yandan da 8 yakmalık farmlamayı
Düşünüyorum. Zaten her türlü verevoplara tek atıyoruz. Zaten tek attığımız devrede bile mana da harcamıyoruz. Şöyle. Rahat rahat hepsini keselim. Isle of Night'ı aldık ama almaya da bilirmişiz. Çünkü bu evrede hiçbir işimize yaramayacak. Çünkü exp gelmiyor. Bu arada dip şey yapalım. Bu kısımlar da artık değişmiş. Amblem kısmı aşağıya gelmiş. Peri kısmı yukarıda. Burada normalde kanat kısmı varken kanatı aşağı almışlar. Burada ufak bir değişiklik yapmışlar. Yani Werewolf'u çok fazla kasmaya gerek kalmadı. Bir gidelim bir bakalım Lycan'lara bakalım seriden. Werewolf'lardan yani hiçbir şey düşmedi. Fazla bir verim alamadık şimdi. Ben de orada hem Werewolf hem Silan takılmaktansa baktım bir Lycan'lar boş. En azından dedim ki Lycan'lara geçelim. Lycan, Lycan artık hangisini demek istiyorsanız arkadaşlar. Lycan'lara geçtim. İlk etapta okla deniyorum biraz ama hani sonrasında yorulduğum evrede tekrardan oka geçiyorum da ilk bir etapta hani okla bir başlayayım ne kadar damage atıyorum nasıl bir de oluyor diye denedim. Ondan sonrasında seriden asas moduna tekrardan geçtik tabii ki de. Bir şekilde öyle takıldık. Bir yandan yandan dizimizi falan izliyoruz. Bir yandan da video çekiyorum. Devam ediyorum. Okla damage'ler bu şekilde ama tabii ki de asas olarak daha seri atak yapacağımızı düşündüm. Yani daha fazla daha hızlı keseceğimizi düşündüm. Bir yandan tabii Lycan'ları keserken Lugor'lara da birazcık gittik. Onun yanında hemen burada ilk zaten ilk etapta artı 7 bir tane Spear düşürüyoruz. Onun yanında da arkadaşlar solda Pinchers'lerimiz var. Onların boss'ları var. Scorpion'un boss'u diyeyim artık Pinchers demeyeyim onları. Scorpion'un boss'u var. Scorpion'un boss'undan da Old Mithril Staff düştüğü için bir yandan onları denerken bir yandan da dedim ki en azından burada Binx, Lycan keselim dedim yani. Binx bir Lycan farmı atalım. Artı 8 yakmalık kasalım. Yani bu evrede çünkü kasılabilecek şeylerden bir tanesi. Hani daha levelimiz düşükken atılabilecek en iyi farmlardan bir tanesi. Bu olduğunu düşündüm. O yüzden yakmalık ve Old Meter Staff tekrardan düşürmeye çalışacağız. Deneyeceğiz yani. Bu şekilde sizleri müzik eşliğinde 1000 adet Lycan farmıyla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. I carry it in my heart. I am never without you. Anywhere I go, you go. Evet arkadaşlar yavaş yavaş Lycan serüvenimizin sonuna geliyoruz. Burada Lycan'ın botunu kestim bir Old Knife düştü. Yanıyor diye tabii ki de hemen elimize taktık. Nerede nostalji, nerede bu ezik itemler hepsi bizim elimizde biliyorsunuz.
Yavaş yavaş sonuna geliyorum. 1559 olmuş. Muhtemelen 10.500'dü diye hatırlıyorum. 11.500 küsür yapıyorum. Çünkü arada Lugaro falan da kesmiştim. Onlardan da bir tanesinden R8 yakmalık düşürdüm. Onu hızlandırılmış videoda siz zaten görmüşsünüzdür. Bir ya da iki tane düşmüştü onlardan. Ara ara Pinchers'lere de koştum ama belki Ot Meter'ı staff düşürürüz diye. Şöyle gideyim ona da hatta. Son tur bunu da keseyim. Legion Boost farmımızın sonuna gelelim. Sizin pet nerede diye. Sizin pet nerede diye git onu topla. Evet, bir şey düşmedi. Şimdi hazırsak bankaya geçelim. Bankaya geldiğimizde artık gördüğünüz gibi 11.569 olmuş. Hiç ölmedik daha. Bu çok iyi bu arada. Bunun yanında 3 tane Stone of Life düştü. Bunları tabii ki de bankaya atacağız. Bir tane de Monster Stone düştü. Bizim için çok iyi. Burada bir de arkadaşlar gece rest geldiği için coin etkinliği gelmiş. Coin etkinliğinden de ben burada mob kestikçe ve daha doğrusu 30 mob kendi levelinden yüksek 30 mob kesersen aktif oluyor burası. BDV girersek aktif oluyor. Burası CZ için bunu saymıyorum. Finch Spy'ler bunu hiç yapmamıştım. Bir tane item basacağız. Onu artı 1 artı 2 atarız. İşte artı 5'ler var üzerimizde. Belki onları artı 7 atarken bu da aktif olacak. Ortalama 3 tanesini buradan yapmış olacağız. Günlük 4 tane de saat buradaki süre tamamlandığında aktif oluyor bu coin etkinliğinden. Ben buradaki coin etkinliğinden şöyle bir şey düşünüyorum. Alencia Wing, 15 günlük Alencia Wing alayım diyorum. Yani en azından karakterimizin tipi de biraz değişmiş olur diye düşünüyorum. Ya da toplam ortalama buradan örnek veriyorum 100 tane mi yaptık? 10 tane Monster Stone da geliyor. Bu da çok mantıklı geliyor. Bana ilerleyen evrelerde belki o da olur. 139 şunun 300'ünü atalım şuraya. Şu bir tane yıl hatta üstümüze alalım. Burada bir tane de Old Wizard Staff düşürdük. Buradan hemen hatta ben şu yakmalık 8'leri koyayım şuraya. Bunun yanında başka şu bow 8'imiz de var. 1000x Legion seri önümüzde 3 tane R8 Maul, 1 tane R8 200 Sword, 2 tane R8 Bow, 1 tane de R8 Woodstaff düşürdük. Bunun yanında da 4 tane artı 7'miz var. Bir de Old Wizard Staff'ımız var. Bunu da kullanacağız. Yani bunu da pazara koyacağız, satacağız. Bu da para eder cinsten. Şunları bu arada ben artı basacağım. Şu Woodstaff da artı 6. Bunu da belki 7'ye basarız. En azından 7'lerin arasına ekleriz bunları da. Toplam ortalamada bir 350k para kastık diye hatırlıyorum. Yani toplam burası 7400'ken 7755 olmuş. Yani 350k gibi de bir para kastık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben şunları hemen upgrade yapmak için amirin başına geçeyim. Şöyle bu da bir önceki bölümden kalan bir tane artı 6 itemimiz vardı. Bunu da tabii ki de artı 7'ye atacağız. 10 tane de kağıt alıyorum. 100k'lık bir masrafımız var. Bir hatırladığım kadarıyla bunlar bir artı 7'leri falan bir 150-200k eder. İlk artı 6'mızı yaktık. Double Axe'ımız yandı. Çok güzel gidiyoruz. Mükemmel ilerliyoruz. Bu artı 6'ya geçti. Böyle bir tane daha attık. Bu da artı 6. Double Axe'larımızı hemen 7'ye atalım. İlki yandı. İkincisi de yandı. Twin Axe 7 olur mu? Oldu. Çok güzel. Belki bunu 8'e atmak isterler. Şuradan hemen bu tutapımızı atalım. Yandı. Yani bunu belki ortalama 250k'dan 300k'dan falan satarsak gene bir şekilde parayı kurtarmış oluyoruz. Bunu da hemen bankamızın bu 6. sayfasına bırakalım. Şu upgrade kağıdını da buraya bırakalım. Burada old dagger'larımız vesaire var. Wood staff'larımız ama bunları da pazara koymadık henüz. Belki bunları ilerleyen zamanlarda çöpe bile atabilirim. Koyabilirim de pazara. Müsait olduğunda bu bir önceki bölümden kalma bu wood staff. Artık Maradon'daki işlerimizi bitirip EMC'ye geçme vakti geldi arkadaşlar. EMC'deki görevlerimizi yapacağız. Eksiklerimizi tamamladık. Kaol çıkarma kağıdı, işte onun yemi vesaire. RPR'imizi yaptık. Wolf'ümüz bitmişti. Onları aldık. Şimdi hazırsak hemen ilk görevimiz Shadow Şeker alalım. Buradan Sabertooth, Skeleton Warrior, Skeleton Knight, bir de
Death Knight görevlerini alalım. İlk etapta çünkü ilk takacağımız Cleaver buradan gelen Cleaver olacağı için buradan hemen Cleaver'ı. Ben oku seçeceğim, bunun yanında da Cleaver'ı alırım muhtemelen. Çünkü zaten Mipirek itemimiz var. Buraya bir tane Swordbreaker R4 çözersek çok güzel olur. Agartha bana bir boş geldi. Agartha 2 birazcık boş gibi. Bilmiyorum hani burada neden bu kadar boşluk var. Bu görevleri yaptıktan sonra 40 oluruz. Daha doğrusu Assassin bölümümüz 40 olur. Jut skillimiz de açılmış olur. Çok az skillimiz var çünkü. Vurmak artık yani o komboya yetmiyor yani. Pet'i çıkarmadım. Burada hatta Pet'i biz çıkaralım. Zaten bir süre daha buradayız. Karus slotunda galiba bu Shadow Şekerler daha yakın. Ama Human tarafında bayağı bir uzaklar. Bunlar da artık kestikçe mi düzelir ne olur bilmiyorum. Yavaş yavaş bu görevleri yapacağım. Siz burayı izlerken arkadaşlar, hani görevlerin hepsi yapılırken izlerken burası biraz hızlandırılmış olur bundan sonrası. Çünkü görevleri böyle tek tek izletmek istemiyorum. Yavaş yavaş bir şekilde böyle kesiyoruz çünkü hızlı değiliz. Elimizde item yok vesaire. Yani bu istek üzerine tabii ki de ya hızlandırma burayı, işte kalsın gene sohbet muhabbet olsun. İzleyelim diyeniniz olursa yorumlarda belirtirsiniz. Bundan sonraki bölümlerde görevleri vesaire öyle yapabilirim. Ama bunlar artık alışa gelmiş görevler, bilinen şeyler diye buradan sonraki evrede hızlandıracağım. Düzgün bir drop vesaire alırsak, hani Monster Stone falan düşerse veya işte burnu keserken R8 yakmalık düşerse, bu bölümleri birazcık daha yavaşlatırım arkadaşlar, bilginiz olsun. Buraya ufak bir ayrıntı açayım arkadaşlar. İki tane animal bulup düştüğü için üçüncüsü, burada savaşıyoruz şimdi. Bir yandan tabii ki de kesme görevlerini yaparken aynı zamanda içinden çıkan görev itemlerini, görev materyallerini de toplamak istiyorum. Yani ikisi bir arada çıksın. Çünkü mobları keserken aynı zamanda görev itemleri de çıktığı için ikisini bir arada çıkartmak istiyorum. Umarım burada kısa süre dururuz ve üçüncü animal blok da gelir de en azından o görevi de vermiş olurum. Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucunda 3. animal bulduğumuzu da düşürmüş bulunmaktayız. Şu an ilk başta normalde görev vermeden koşacaktım ama görev vermek istedim çünkü bu Cleaver'ı almamız lazım. AP'mizin artması için, yani 214'ten 319 oluyor elimize taktığımız ilk Cleaver arkadaşlar. Şu Asas'ın elindeki şu saçma şekli de değiştirirlerse çok güzel olacak bence. Şu an için karakterimizin şekli bu Cleaver'lı bir şekilde. Bir yandan da şu crossbow'umuzu çöpe atalım. Horn crossbow geldi. Old Knife artık sana da güle güle demek diyeyim. Double Axe artı 5, yani bunu da Old Knife'ı da çöp Sundress'e satabilirdik ama neyse, 8K yapıyormuş. Bu da çok güzel, çok güzel, bayağı iyi. 8K her zamanki beklediğimiz para değerleri bunlar. 3 tane Animal Blood kazandığımız için şuradan hemen onun görevini de verelim. Niye bu kadar yakınlaştık? Hemen Animal Blood görevini verelim. Bir yandan burada Offering olması lazım. Aynen 10 tane bizden elma istiyor. Elma görevimizi verelim. Potlarımızı da alalım bu sayede. Bunun yanında Skull Collection. Bu da elma göreviydi. Onu da verdik. Bayağı uzun bir şey olacak bu. Hemen buradan Silver Hair, Silver Feather, fatır fatır bunları alalım. Bir yandan da koşalım çünkü ilk yapmamız gereken görevlerden biri Skeleton Warrior, Skeleton Knight olacak. Burada koştura koştura bu görevleri yapacağız arkadaşlar. Slota varıp mobları kesmeye gittiğimde tekrardan videoyu başlatırım. Bir yandan Skeleton Warrior görevini yapacağız. Bir yandan da koşa koşa tabii ki de Skeleton Knight görevini yapacağız. İkisini bir arada çıkarmak lazım.
Evet, bu iki görevi de hemen bitirdik. Bunun yanında koşa koşa tabii ki de mezarlığa geleceğiz. Mezarlıkta görevimiz var. Eskiden burası daha derli topluydu, daha güzeldi. Ama şimdilik bu şekilde. Bayonet, Rottenie görevi ve 20 tane battalyon görevi var. Onları da ben burada hızlı hızlı hemen yaparken arkadaşlar sizlere tekrardan müzik eşliğinde hızlı bir serüvene bırakıyorum. Evet arkadaşlar, buradaki mezarlıktaki görevimiz de bitti. Battalyon görevini yaparken aynı Rottenay'de olduğu gibi belki görev itemi düşürür dedik ama düşmedi. Buradan hemen 44 level olduk. Başka bir görev var mı? Bakıyorum, başka bir görevimiz yok. Sana verecek başka bir görev yok dedi. Royal Knight'ı muhtemelen takmayız. O yüzden bunu satarız hatta. 3-5K para eder. Burada satılır. Seriden hemen Death Knight tarafına geçelim. Çünkü şu an kalan bir görev Sabertooth'la Death Knight kaldı. Death Knight'ı yaptıktan sonra oradan da Sabertooth'a geçeriz derken arkadaşlar bir Anteras. Biz bunu kesebilir miyiz? Ben ölmek istemiyorum bunu. Yani ben bunu ölmek istemiyorum. Ama uçtu gitti zaten. Çok da önemli değil. Kessek mi yani? Öldürebilir mi bizi diye düşünüyorum. Muhtemelen şu tarafa gitmiştir. Aslında bir peşinden koşulabilir. Bir bakayım ya. Ben bakayım bir merak ettim. Ya o kadar kırmızı gözüküyor ki. Bu mobun leveli bizden yüksek bence. Ama şöyle geldik hemen deneyeceğim. Defimizi basalım bir. Yüzdemiz nerede bizim? Şu yüzdeyi de bir atalım. Ya, ölmek istemiyorum çünkü bu moba. Burada bayağı bir pot harcayacağız. Hedefimiz bitti. Güzel. Kaça kaça keseriz herhalde ya bu Anteras'ı. Her bölümde bir tane boss kessek böyle. Gold coinler gele gele yolumuzu buluruz gibi ha. Aynen. Hadi bakalım bundan ne düşecek. Eskiden 35 kağıdı falan düşüreceğiz diye bayağı çaba gösteriyorduk. Ama şimdi... Ona da ihtiyaç kalmadı. Oba, ölmeyelim. Artık son canlara ulaştık. Ölürse çok güzel olur. Baga maga girmez ve ölürse yani. Şu gitmezse. Hop, Anteras boss'umuzu da kesmiş olduk. Kutuyu tabii ki de pete açtırdık. Onu unuttuk ama hiçbir şey düşmedi. Olsun, bu bölümde de bir tane daha boss geçmiş olduk en azından. Hemen hazırsak Death Knight tarafına geçelim. Yani ben bekliyordum ki bir gold coin bir şey yatsın, böyle bir kayda değer bir şey atar belki dedim ama olmadı. Ama sağlık olsun, artık bir sonraki bosslara diyelim. Evet, bu görevler de bitti. Hemen onları da gelelim verelim. Royal Knight'larımızı da aynı zamanda alalım. Level atladık. 45 olduk. Çok iyi. Yani o death şey battalyon görevindekileri düşürmek yani çok uzun süreceği için uğraşmak istemedim. Gerçekten aşırı uzun sürer derken bunlar ne böyle? Ne oluyor lan? Ha? Anasını satayım. Bir oyun oynayacağız. Rabadan. Aska tarafına yolculuk yapmadan önce hatta şu görevimizi de verelim. 1 milyon XP'mizi alalım. Buradan Asuka'ya geçelim. Hemen Sabertooth görevini yapacağım. Burada bakayım bir maçı durut muydu artık. O görevler falan açılmışsa onu da alabilirim. Megantelon var. Tamam, 20 tane de onu yaparız. Sonrasında bu görevlere tekrardan geçeriz. Çünkü Sabertooth ve Megantelon ailesinin görevlerini yaparken Silverfather düşme olasılığı var. En azından 10 tane toplayabilirsem, daha doğrusu 7 tane bile toplasam şunu vereceğim zaten. Bunu vermem. 7 tane toplayabilirsek kafi.
Evet arkadaşlar, aynı zamanda 400 defa açarsak Draki de daha rahat ederiz. Bu yüzden skill dağılımını birazcık böyle değişik bir şekilde yapıyorum ki kolayıma gelecek şekilde yapmak istiyorum. Bu tarz görevlerimizi hallettikten sonra biliyorsunuz Draki'ye gireceğiz. Draki kulesine çıkacağız. Oradan seri bir şekilde level almaya çalışacağım. En azından 60 levele kadar orada ilerleyebilirsek, 57-60 artık neyse. Oradan uzun, yani bayağı bir level almış olacağız orada. Onun artısı olacak. Orada rahat etmek için de tabii ki de ne lazım? Bize 400 def lazım. Buff'ımızı da belki orada basarız, kullanırız yani. Çünkü bunların çok bir işe yarayacağı durum yok. En azından oradayken rahat ederiz. Belki de bundan o kadar yeteri kadar çıkmadığı için yapmıyorum arkadaşlar. Bu görevi hemen verdim. Buradan kolluk görevimizi yapalım. Level atlayalım. Bunu iptal edeceğim. Üçümde durmasın. Askıya ışınlanalım. Megantheron görevini de verelim. Bir yandan Lardort görevini alalım. Böyle bir zart satarken bunlar 19k 3 bilmem kaç 5 derken 50-60k para. Kafi. Bu artı 7 olsaydı bunu high class olarak geçiyordu. Bunu kırdırabiliyorduk ama şu an artı 6 olduğu için kırdırılmıyor. Bunu hemen satalım. Bir yandan da RP'mizi yapalım. Şimdi Lardort görevini dediğim gibi bitirdikten sonra Draki defası çekeceğiz. Evet gerçekten var ya, yani yemini suyunu eksik etmiyoruz, her şeyini veriyoruz ama çok yavaş ya, bu hoş mu yok işimizde? Buna da bir ayar çekseler. Peri'ye bu arada Otolut Peri'sine ayar çekmişler. 5 metre olan hani geniyi açtığımızda zaten range'i artıyordu mesela, toplama range'i, ama geniye kapalıyken, yani geniye olmadan şu şekilde takıldığımızda range'i 5 metreymiş. Şimdi onu artık 10 metre yapmışlar. Yani sen burada kestiğin an okçusun mesela. Şuradaki mobu erkenden kestin. Bunu artık peri toplayacak gibi düşünebilirsin. Toplam 10 metreye kadar toplama özelliği gelmiş. Geniyedeyken zaten topluyordu. Normalde geniye aktifken daha fazla range'de topluyordu ama artık ona da bir güncelleme gelmiş. Geniye kapalıyken de toplayacak şekilde düzenleme getirmişler onlara da. Bu seferki güncellemeler bence birazcık daha iyi. Karakter delayed scroll da gelmiş bu arada. Hani kullanmadığınız bir karakter düşünün slotunuzda. Onu da yani geç getirdiler ama bence en azından güzel oldu bu seferkinde. İnsanlar kullanmadığına ring basıyordu ama artık mesela delayed direkt silecekler o karakteri. Öyle bir karakter. 70 level çara ring bassan ne olur, basmasan ne olur? Örnek veriyorum, 40 level çara adam çıkarmak istiyor oradan. Ring bastırmak zorunda. Yani o çara ring basıp anca öyle çıkartabiliyor. Slot boşaltıyor. Şimdi delay karakter getirmişler. Onu da nasıl alabiliyorsunuz? Onunla ilgili ufaktan bilgi vereyim sizlere de. 7 Mart 2024, şöyle bir kenara çekilelim. Şarımızı kenara çekelim. 7 Mart 2024 ve 4 Nisan 2024 tarihleri arasında 20 kere ya da daha fazla Island Knight amblemi alınan hesaplar 4 Nisan 24 tarihinde trade edilemez. Karakter delay scroll eşyasına sahip olacak mısınız arkadaşlar? Bilginiz olsun. Gönderilen mail de 2 Mayıs tarihinde Letter'da silinecekmiş. Fazladan bir tane daha chat görevi item oldu. Onu da çöpe atarız. Buradan hemen Ork Talisman görevini verelim. Bunun görevi neredeydi? Bunun görevi Aska'daydı. Böyle kop kop hemen gidelim. Dual Cleaver mı çözelim buradan da? Bence Bowl'u alalım. Şöyle bir Cleaver yapalım. Şöyle. Şimdi hazırsak Draki'ye geçebiliriz. Öyle hemen ellerimizi falan verelim. Draki'deki chat görevini aldık mı? Aynen aldık. Bir de şunlar vardı galiba. Bunları da yapalım. Böyle hemen ayarlayalım kendimizi. Deflerimiz vesaire burada. Potumuzu değiştirelim. Mana potunu
Nereye atalım? Buraya koyalım. Buradan basarız. Şöyle hatta şunu bir de kalsın. X kağıdını da burada basacağım. Ama basabiliyor muyum? Basabiliyorum. Tamam. Bastım. Hemen hazır. Basak. Ne diyor? Do you not leader point 30 diyor. Oo. Ben şimdi level kasamayacak mıyım? Kaptan Falkwing'den görevi alalım. Şu içeri girip MD aldığımız görev aynen. Arka planda videomuz hızla oynatılırken ben de Draki hakkında size ufak bir bilgi vereyim arkadaşlar. Ben de bunu yeni öğrendim. Bilmiyordum. Draki kulesine girebilmek için 30 Leader Point'e sahip olmanız gerekiyormuş. Bu premiumlu kullanıcılar dahil değil buna. Premiumlu kullanıcılar rahatlıkla girebiliyor. Bir sıkıntı olmuyor. Biz de bronz premium çekene kadar muhtemelen Draki'ye giremeyeceğiz. Şimdi gideceğiz. Tabii ki de hemen dual MD'mizi alacağız. Bu Cleaver'ları tabii ki de çöpe atacağız arkadaşlar. Yani Cleaver'larla artık işimiz bitti. Tamam, seviyoruz ediyoruz ama buradan 77 AP'lik artık bow'ları falan işimize yaramayacağı için almayacağım. Şimdilik 95 AP'lik yeterli. Dual MD'mizi aldık temizinden. Bunun yanında ne vardı? Bizim şu görevimiz vardı. Ben bunları iptal etsem yeniden aktif oluyor mu? Yani bilmiyorum. Hornet. Seriden hemen Hornet görevine gitmekten önce tabii ki de hemen Asuka'ya uğruyorum. Asuka'da Scholar vardı. Evet, bu görevleri de bitirdiğimize göre arkadaşlar hemen görevlerimizi de verelim. Yavaş yavaş. Görevleri verdiğimde 51 olurum zaten. Bu neymiş? Şerif görevi. Takı görevlerine daha geçmedik. Yani Bachitrus hariç bu çıkmıştı. Diğerleri çıkmamış. Hemen seriden gidelim. Riozi görevini de verelim. Çünkü yani bayağı uğraş veriyoruz. Bayağı da gerçekten uğraşıyorum. Bu Draco olmadığı için özellikle çok uğraşıyorum. Abi bu arkadaş da ikinci kere SV istiyor benden. Server'da başka kimse yok. Server hayalet server gibi ya. Bu Agartha 2 niye böyle? Adam 50k verip şuradan SV almıyor. Benden istiyor. Bak kardeşim. Redat 45k'yı ver bana çabuk. Dex 6 takısını çıkartalım. Kendi görev takımızı takalım. Legendary Belt diyor. Babacım onu da alırız o görevi. Başka ne görev vardı? Dodo'da da sanki bir görev vardı. 51 olduğumuza göre troll seti açacak. Ben yavaş yavaş onları hallederim. Şimdilik bu görevleri aldıktan sonra ufak da bir mola vereceğim. Bu arada A4'e geçelim. Pazara kuralım. En azından 3-5 item koyalım. Pazarımıza geçtik arkadaşlar. Agartha 4 Rest'ten sonra birazcık daha hayaletleşmiş. Maradon biraz daha hayalet şeklinde, yani gerçekten hayalet şehir gibi burası. Boş kalmış yani. R8 yakmalıklarımızı 400k'dan, diğer RT7'leri ise 200k'dan pazara koyacağım. Bunun yanında Twinax'ımız var, onu da aynı şekilde 400k'dan pazara koyacağım. Bir şekilde satılırsa bunlar da serimiz için güzel bir katkı olacaklar. Bunlar Legion farmından gelen şeyler. Pazarımız komple satıldıktan sonra tekrar ben kayıt başlatacağım arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. İtemler satıldı fakat video hatalı olduğu için ancak bu şekilde donuyor arkadaşlar. SS'ini alabildim. Yani video üzerinden açıyorsunuz ama bu şekilde donup kalıyor. Onun SS'ini alabildim sadece 8 itemler satıldıktan sonra. Evet arkadaşlar, işten geldim. Ama bilgisayar kapanmış. Kapandığı için de pazar falan bozulmuş. Ne satıldığını tam olarak bilmiyorum. Ya muhtemelen çoğu R8 yakmalık satılmıştır diye düşünüyorum. Zaten R8 yakmalıklar kalmamış hatta. Bir Twinax'ımız kalmış. Şunları da gittim o arada ben bankadan aldım tekrardan. Tekrardan çünkü pazar kuracağım. Yemekten sonra hatta
Diğer işlerimizi tabii ki de halledeceğiz. Birazcık Vulkan'da farm atarım veya Silanlar'da farm atabilirim. Ya da level ondan sonra da hatta daha doğrusu level kasmamız lazım. Çünkü bir an önce 60'a yaklaşmamız gerekiyor. Bu arada BDV'leri kaçırıyorum. Çünkü işten geç geliyorum. Yemek vesaire derken BDV'ler kaçıyor arkadaşlar. Onlar BDV hani niye yok diyecek olursanız sebebi bu. Belki gece 2 BDV'lerini denk gelirsek şey yapabilirim, girebilirim. Veyahut da işte işe gitmediğim günler saat 7'ye denk getirdiğim veya öğlen kaç saat kaçta oluyordu bilmiyorum ama onları denk getirdiğim evrede tabii ki de BDV fightlarımız olacak. Özellikle kaos üzerinde gitmek istiyorum bir de. Kaosları kaçırmak istemiyorum. Çünkü onları da tabii ki de hani vakti zamanı var. Onları kaçırmak istemiyorum. 90 defi en hızlı açabileceğimiz şekil o şekil. Chaos'tan yanlış hatırlamıyorsam 3000 tane kill almamız gerekiyor 90 defa açmamız için. 40 defa açtık, 10.000 tane kill aldık, mobları kestik. 3000 tane de Chaos'ta kill alırız diye düşünüyorum. En hızlı bu şekilde açılır. Yani kaoslara dikkat edeceğiz, kaosları kaçırmayacağız. Ama belli bir evreden sonra, şu an daha başlardayız, çok önemi yok. Çünkü daha henüz premiumumuz yok. Premium çekemedik. Bunun yanında tabii ki de itemlerimiz de yok. Hani itemleri yavaş yavaş tabii ki de yapacağız. Ona göre işlerimizi ona göre halledeceğiz. Ayrı mesele. Tabii ki de bunların hepsi sırayla olacak şeyler arkadaşlar. Vakti geldiğinde hepsini halledeceğiz. Şu lafı da böyle fiyatlara koyalım ya. Çok önemi yok gibi. Şu Twinax'ı loot atamadık. Benim 8'e bastı. Bari o şekilde satalım. Bu Maul 4. Yani 700 türden satılmıştı. Belki şu kalkanı almak isteyen olur. Ona da 399'a koyalım. Şunların çünkü satılması lazım. Itemlar diye okurken itemler ipek itemler ve bolt bootlar vesaire yazalım. Dediğim gibi yani en hızlı şekilde kaosla açılır, kaosla açmaya çalışacağız. Birazcık böyle bir itemimiz satılsın, bir kendimize gidelim, bir toparlayalım. Serinin daha başındayız, daha 60 level olacağız. İşte ondan sonra yavaş yavaş güzel farmlar atmaya başlayacağız. Bunun yanında İşte bronz premiumumuzu vesaire çektikten sonra işte kaoslara falan başlayacağız. Hatta ondan önce bile denk getirebildiğim vakitlerde tabii ki de girmeye çalışacağım, o ayrı mesele. Ama premium aşamasına kadar ve premiumdan sonraki aşamada daha fokus olacağız. Daha iyi şekilde kaoslara girip güzel killer alıp 90 def hedefimizde ulaşmış olacağız arkadaşlar. Şimdilik birazcık daha pazarda dursun çağrımız. İşten yeni geldik. Hani takılıyoruz. Yemeğimizi vesaire. Bugün maç da var. Açıkçası maçı da izleyeceğiz. Bundan sonrasında tekrardan bir bakarım. Yavaş yavaş item içinde farm atmaya başlarız arkadaşlar. Ben farm açtığım vakit yani farm atmaya başladığım vakit tekrardan video kaydını başlatırım. Evet arkadaşlar, eve geldik. Baktık ki pazarımızda birkaç itemimiz daha satılmış durumda. Hemen her zamanki gibi çapça. Onu da halledelim. Winax'ımız satılmış. 300K'ya koymuştum. 281K gelmiş. Kalkanımız vardı. Arrow 48 veren kalkandan. 388, onu da 400K'ya koymuştum. 388K'ya o da satılmış. Şöyle diğer itemlerimi hemen tekrardan bu tarafa atacağım. Dediğim gibi olabildiğince hem yavaş ilerliyoruz hem de satılan itemler olursa ben size tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Çünkü acele etmek istemiyorum. VP'lerin bu arada buyunu gördüm. 2.5M'den buyu vardı. Üzerimizde de 13M 378K para birikmiş. Tabii ki de ne yapacağız? Hemen FP'lerimizi artı diye basmaya çalışacağız. Şöyle ben 2 tane alayım. Toplam
artı 6'ya gidecek şekilde bir ayarlayalım şöyle bir. İnşallah FP'lerimizden güzel şekilde sonuç alırız da artı 7'ye derken ilk FP'mizin yanması mükemmel değil mi? İkinci artı 5 FP'miz o da yandı. Galiba Agartha'da gerçekten bayağı sıkıntılı ilerleyeceğiz gibi duruyor. Ben yani gerçekten anlamadım. Bu kadar item yakmayı falan. Tamam, sıkıntı yok. Bu ikisi geçerse 2,5 yani boyundan hesaplıyorum. 5 hem para yapar. Böyle hemen basıyorum. İlki yandı. İkincisini basamadık. Burada basacağım. Evet, o da yandı. Evet. Yani daha ne yapabilirim ki yani? Ne yapabilirim? PP'lerden de bir yani artı alamadık. Şimdi sözün bittiği yerdeyiz. Duygularım darmadağın. Ne yapacağız arkadaşlar? Biz ne olacağız? Biz adi olmayacağız. Demek ki upgrade yapmayacağız. Böyle ben itemlerimi üstüme alayım. Botu falan da kullanmadık. Buradan hemen yol alalım şöyle bir. Evet arkadaşlar, bir iki tur Vulkan denedim. Vulkan'dan hani Iron Bar düşüreyim dedim. 3M'e şey 3K'ya satıyor. Buyu vardı daha doğrusu. Ama yani birazcık böyle bir custom fazla bir getirisi dönmesi falan zor oluyor diye uğraşmak istemedim. Şimdi security tokenlarımızı aldık. Şuradan hemen biz bir Magic Bag'imizi alalım. Çünkü çantamız çok fazla doldu. Kullanmayacağımız potlar falan var. Bunları bankaya da atamıyorum. O yüzden hemen şuradan bir biz Magic Bag'imizi bir kıralım. Onun da bildiğiniz üzere yeni gelen güncellemeyle şekli, görüntüsü değişti. Potlarımızı hemen şu köşeye atalım. MS'lerimizi hemen koyalım. Onları da. Şu üstümüz boşalsın. Burada X kağıdımız var. Bu ilerleyen zamanlarda kullanacağız. Bu 1 saatlik. Buff scroll'umuzu falan da atalım. Bunlar da belki işimize yarar. Şimdilik üzerimize yer açılsın diye şunları da koyacağım. Çünkü şeye gitmeyi planlıyorum. Legion'lara gitmeyi planlıyorum. Folk'a tekrardan bir ışınlanalım biz. Böyle gelmişken bir de reperimiz yapalım. Bow'umuzu falan tekrardan alalım. İnşallah boştur Legion'lar. Hiç bakmadım. 3, 4, 1, 2. Şuradan 43 tane de boşumuzu alalım. Bunları en azından üstümüz bayağı bir boş olsun ki işimize gelir. Bakalım Legion'lar boş gibi duruyor. Burada bir arkadaş var mı yok mu? Var ama o Lugaru'ları kesiyor. Biz de buradan Legion'ları bence temizleriz. Böyle üstümüzü attıktan sonra yani en azından Turuk Shot'ta kesilebilir burası. Aynen. Bunu da kesebiliriz ya. Ya çünkü şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi dagger'ımızı taksak tamam tek atacağız. Koşturacağız falan. Sürekli mob peşinde koşacağız ama bu şekilde olduğu zaman en azından çok daha rahat bir şekilde hiç kımıldamadan petimiz de var çünkü kutu toplamak gibi bir derdimiz yok. Eğer ki petimiz olmasaydı tabii ki de dagger'larımızı takıp ona göre atak yapacaktık. Hop buradan 1920 potumuz da geldi. Legion'larda şöyle biraz bir takılalım. Şurada bir mob 12.335. Bir süre burada bir takılalım. Şöyle bir bakalım. Şimdi Aska'ya geldim arkadaşlar. Aska'da şu Bulut Don ve sonrasında Dodo'ya geçip Şerif görevlerini yapacağım. Görev yapmaya devam edeceğiz. Çünkü level almamız lazım. Bildiğiniz üzere artık yani Draki'ye girilmiyor. Draki'ye girilmediği için de hani seriden level kasamıyoruz. Mecbur bu şekilde bir yol izleyeceğiz. Bulut Don'u da kesmek bayağı uğraştıracak gibi duruyor. Hemen bu görevimizi de bitirdiğimize göre Dota kampa geçelim. Birinci takımımızı alalım. Bu sayede 52 level olduk bile. Hemen yer takımımızı çöpe atalım. Pendant görevi açıldı. Tabii ki de seni de yapacağız dostum. Hiç sıkıntı yok.
Bunu verdiğimde 53 olur muyum? Olurum. Bence. Aynen öyle. Tabii ki de takacağız mı? Şöyle bakıyorum. Health bonus falan arttırıyor ama def vermiyor, bir şey vermiyor. Health bonusu arttırıyor. Ne kadar arttırıyor? 108 arttırıyor. Manamız artıyor. Yani bundan gelecek 13 atak çok da önemli değil. Elf belt falan zaten çözeceğimiz için hiç sıkıntı yok. Böyle hemen skill'lerimizi verelim. 53 olduk. Ne var? Garona var. Ne dedik? Isle of Night almaya gideceğiz. Hemen gidelim. Isle of Night'ımızı alalım. Çünkü unutacağız yani. Ben Isle of Night'ı alıp tekrardan görev yerine geçtikten sonra videoyu açacağım. Isle of Night'ı aldıktan sonra yeni göreve geçeceğim. O arada tekrardan videoyu başlatırım. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam biz çarımıza X-Flash basabiliyorduk. Böyle 98, şöyle bir 38 tane alsak şuradan kaç para veriyoruz? 11k hiçbir şey. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane basma hakkı veriyordu bize. Aynen öyle. %10'dur arkadaşlar. Bunu da kullanın. Bunu hiç premium yokken kullanabiliyorduk diye hatırlıyorum. Hatta şöyle 53 tane daha çekelim. Sıkıntı değil. Fazla pahalı değil. Bir şey değil yani. Bu da bize bir artı olsun. %10 buradan gelse %20 de burası veriyor. Eder bize tertemizinden %30 exp. Çok iyi yani. Şimdi Garona görevine geldim dostlar. Garona görevini halledip buradan hemen Havga Warrior görevine geçeceğim. Bak tekrardan koşuyor. Hatta şuna şöyle bir save atayım ben. Bakın save attım. Hala aynı şekilde koşmaya devam ediyor. Botu bozulmuş arkadaşım. Botu bozulduğu için sürekli aynı yere gidiyor bence yani. O kafayı yemiş. Save'yi de attık. Speed'e açmış. Arkadaşlar Garona ve Haunga Warrior görevlerini bitirdim. Biraz da Haunga Warrior'da takıldım şöyle. Yani 4-5 tane daha Wolf basmışımdır diye düşünüyorum. Böyle 30k'dan bunları. Bunların 2.5-3k'dan boyu oluyor. Bunlar dursun. Yani olabildiğince şey ilerlemek lazım. Bu arada MP rekimizin atağı düşük olduğu için taktığım zaman çok fazla bir etkisi olmuyor. Yani daha fazla jumpotu daha fazla mana basıyormuşum gibi geldi. O yüzden ben de çift dagger'a döndüm. Düzgünden bir şey bulabilirsek şuradan hemen Haunga Warrior'umuzdan ilk troll kafalığımızı alalım. Çiftin hesabı takalım onu. Yani buna artık ihtiyacımız yok. Şöpe atabiliriz. Hatta atmadan tabii ki de bunu ne yapacağız? Satacağız arkadaşlar. Ben bankamda ilk sayfada bu vardı. Şöyle gidelim hemen. Satalım. Garona görevini vereceğiz. 54 oluruz. Master açmadan farm atmak diğer yerlerde tabii ki de mantıklı değil. Bu Haunga Warrior da vesaire. Çünkü gittik. Yani çok fazla bir damage çıkartamıyorum. Çok uzun sürüyor kesmesi. Bizdeki de XD veriyor ama gerçekten bu itemin de ayrı bir güzelliği var. Bakalım. Dragon Tot Soldier demiş. Rol setimiz için bir parça. Bunun yanında bir Asuka'ya bakalım. Bir 54'te bir görev açılıyor mu? Açılmıyormuş. Lyva'da tabii ki de ne var arkadaşlar? Burada hemen böyle Lamia, Urkai, Treant ve Ancient görevi. Bu Treant görevindekiler aynen bunlar eskiden satılıyordu. Trade edilebilirdi. Yani niye buna böyle bir güncelleme getirdiler de no trade yaptılar sanki. Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış da olabilir. Yanlışsam düzeltin. Böyle ufaktan bir gidelim. Urukai'ler boştur herhalde. Yani çok da kimse yok herhalde. Aynen. Bir o tarafta magi var. Hazır bu taraf boşken Urukai görevini seriden yapalım. Boşluklarda ölmeyelim de aman aman. Çünkü ölmeden şu 20.000 mobu da keselim yani. Eskiden buraları okçularla dönüyorlardı. Şimdi artık magelerle dönüyorlar.
Dragon Soul diğer burada yok. Ben yavaş yavaş bu görevleri halledeyim. Troll setimizi, çarımızın şeklini, şemalini bir alalım, böyle bir takılalım arkadaşlar. Tekrardan kayıt başlatırım çünkü ikinci bölümü sadece böyle görevlerle doldurmak istemiyorum. Çünkü hani bayağı bir şu an doldu zaten. Bunun yanında gidip de hala böyle görev yaparak bunları atmak istemiyorum. Birazcık daha buraları hani belirli bir evreye geldikten sonra, işte spike'ımız açıldıktan sonra ya da master'ımız açıldıktan sonra, AP artışı vesaire olduktan sonra, hani o aralarda farm atarak, hem biraz böyle farm atarken muhabbet, hem de normal işte diğer görevleri yaparken muhabbet olsun diye. Burada da ufak ufak, çünkü farm yaparken tabii ki de muhabbetimizi, sohbetimizi ediyoruz. Ama görev yaparken muhabbet, sohbet ediyoruz ama önemli olan gerçekten seri bir şekilde yapmak. Bölümü sadece böyle görev yaparak geçirmek istemiyorum, dediğim gibi. En azından böyle hızlı hızlı buraları atlatıp bir an önce 60 levele çıkmak istiyorum. Master açmak istiyorum arkadaşlar. Şimdilik bu görevleri de bitirdikten sonra tekrardan kaydı başlatırım. Arkadaşlar, Treant'lardaki görevi yaparken böyle göstereyim. Levelimizden kaynaklı galiba, kaç levele kadar atıyor bilmiyorum ama normal Treant'ler ne atıyor? Ağaç atak atıyor, Ancient'ler def atıyordu. Ama şu an biz buradan ağaç def aldık. Acaba hep bu şekilde atıyor mu? Merak ediyorum. Burada farmlanabilir. Ağaç atak da atıyorsa eğer, ikisini bir arada atıyorsa, gerçekten CZ'ye çıkmadan burada farm atsak, yani bunun tabii ki de pazar fiyatlarına bakmadım ama bir süre belki burada takılınabilir gibi geliyor bana. Şuradan bir ağaç atakta düşürürsem eğer, muhtemelen direkt burada bir spike'ı da açacağız zaten. Lamia ve bu görevi verdikten sonra muhtemelen açılır. 60'tan öncedir belki buranın drop oranı. O arada biz burada bir farmlarız diye düşünüyorum. Merhaba arkadaşlar. Kamp 1 biraz doluydu. Kamp 2'ye bakayım dedim. Kamp 2'de de yani aynı doluluk oranı. Aslında doluluktan kastım, şurada bir asas, burada bir asas var. İşte görev yapmak için buradayız ama buraya da bir okçu koymuşlar arkadaşlar. Ortaya da dizmişler çarları. Güzel bir farm atıyorlar. Biz de o boşluktan yararlanmak istiyoruz. Şöyle bir yararlanabilirsek. En azından grill görevini de bitirelim. 57 level olalım. Birazdan BDV aktifleşecek. BDV'ye girmek istiyorum. O yüzden aslında bu şekilde hani anlık grill görevini yapıp grill görevinden sonra bir BDV, ondan sonra bir kahvaltı falan derken yavaş yavaş bugünü de güzelleştireceğiz. Sonra bu bölümü kapatacağız artık bugün. Yani öyle gözüküyor. Böyle halledelim şunları da. Spike'ın sekmesi çok iyi. Karos olsaydık muhtemelen bu kadar dolu olmazdı diye düşünüyorum. Taraftaki arkadaş nereye gitmiş? Herhalde RPR'ye gitti. Ya yani buradakilerin çoğunu ben normal olduğunu düşünmüyorum yani. 73 level bir çarım burada ne iş var? Ben anlamadım.
asıl olarak koymuşlar böyle. Görev shell setti. Hiçbir hani farm atmaya hiçbir itemleri yok. Görev shell setti. Çatır çatır vuruyorlar böyle. Farm atacak bir itemleri yok yani adamların. Görev MD'lerini takmış. Burada kasıyor. 73 level'e grill bir şey atıyor mu bilmiyorum. Ben görevi bitirdim ama biraz da şöyle elimle burada bakalım bir 10 dakika var BDV'ye. Ben BDV'ye kadar takılayım. BDV'ye tıkladığımda teklerden açarım dostlar. Fazla durmadım çünkü dediğim gibi o Geniye'deki arkadaş Asas teklerden geldi, RP'sini yaptı. Muhtemelen dediğim gibi ya bunlarda bir sıkıntı var. Bot mod gibi bunlar. İşte normal hareket etmiyorlar. Dark Mithril Fragment. Bu artık eskisi gibi işe yaramıyor diye hatırlıyorum. Bence de hatırlamıyorum. Yani yaramıyor diye biliyorum ben bunu. Alsın çöpe atalım gitsin yani. Elhamut varmış. Onu da yapalım seriden. Dostlar şu an Agartha 2'deyiz ama BDV'ye tıkladığımda bir kişi, o da ben gözüküyorum. O yüzden 1'e geçeceğim. 1'de bakalım durum ne? Çünkü PK izletmek istiyorum biraz ikinci bölümde sizlere. 1'e geçelim bir bakalım oradaki durum nedir. Agartha 1'e girdik. Hemen şuradan tıkladık. Umarım 5. kişi de tıklar da komple 5v5 atarız. Bir fight atarız. Şimdilik ben burada görevleri göz gezdireceğim arkadaşlar. Seriden şöyle bir gidelim. Arkada bir görev kalmış mıydı acaba? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Şu an BDV'yi bekliyorum. Bir tane buradan bir kırdırmalık shell düşürdüm. BDV. Evet, gene tek kişiyiz, gene tek kişiyiz. Neyse, ikinci win'imizi almış sayarız, sıkıntı yok. Bu arkadaşı da galiba, o slotluk arkadaşı da BDV çekmiş olabilir bu arada. Ben burayı bir bitireyim, BDV bitsin. Ondan sonra bir farm slotuyla tekrar karşınızda olurum arkadaşlar. Bir süredir bu taraftayım. Yani ne kadar oldu? Yaklaşık 5 dakika falan oldu galiba. Yani 5 dakika falan oldu. Bir tek alabildiğimiz drop şu an bu shell. Başka herhangi bir drop yok. Tekrardan bir drop düşerse vesaire ben tekrardan kaydı başlatırım. Yani arkadaşlar Urukay farmı bitti ama Urukay farmından çok bir şey elde edemedik. Hatta hiçbir şey elde edemedik. Sadece bir tane göktüş shell var, warrior shell. Yani çok gereksiz boşa uğraş gibi bir şey oldu. Yarım saat 40 dakikadan fazla oldu çünkü. Bjorn crossbow, bir de shell var. Bu da tüp. Bu da işimize belki yarar. Bunun haricinde direkt ben kardinal görevine geçeceğim şimdi. Kardinal görevini yapacağım. Kardinal görevini bitirdik arkadaşlar. Kardinal görevi çok seri bir şekilde hemen bitti. Burada normalde tabii ki de hani 81 ataklık MD'lerimiz alınır ama ben bu 95 ataklık bow'dan bir an önce kurtulmak istiyorum. Bundan sonraki evrede mecbur zaten 87 AP'lik MD'yi alacağımız için şu an bu 104 ataklık bow'u almak istiyorum. Çünkü Legion vesaire keserken burada şimdi direkt 77 bu probability'lerine bakalım. Legion vesaire keserken burada yani dagger'la kesip koşmaksa peşinden hani çok yorucu oluyor. Aşırı yorucu oluyor ama en azından burada bow'u takıp olduğun yerden kesmek çok daha mantıklı. Bir yandan böyle takılırken dizi vesaire bakarken bir yandan da hani o şekilde takılmak çok daha mantıklı geliyor bana. Yoruculuk azalıyor en azından. Çünkü yani farm atmak gerçekten zor. En azından şurada bow taktığımızda yani 966, 95'te bunun arasında güzel AP farkı var. Arkadaşlar selamlar. Tekrardan şöyle 14.022 mob olmuş. 150 tane falan yaklaşık kesmişim galiba. 8 bow ve wood staff düştü. Double axe falan filan, bunları hemen çöpe atalım. Şunları ilk slota koyalım. Şöyle bir durum var. Slotta birazcık kalıp deniyorum. Ondan sonra videoyu başlatıyorum. Sebebi de slotta biri varsa, işte RPR falan gitmişse veya MS'ye gitmişse diye genel anlamda biraz şey yapıyorum yani böyle. MS gerçi Legion'da olmaz ama genel olarak öyle yapıyorum yani. Slotta biri varsa şimdi ben slota geliyorum, videoyu başlatıyorum, kaydı alıyorum falan. Ondan sonra bir bakıyorum hop biri geliyor. Slot bendeydi veya direkt yenisini başlatıyor. Sıkıntı oluyor. Uğraşmak istemiyorum öyle. En azından bir süre slotta kalıp ondan sonra şey yapıyorum. Farmımızı başlattık. Tabii ki de Lugaru ve Legion farmı olacak.
Lugarulara daha gelmeliyim. Sadece Legion'ları keselim. 14.042. Şurayı saymayız. Şu ikisini saymayız. Hatta bunu ben bankaya bırakayım. Geleyim hemen. Hatta şöyle bankaya gitmişken de Wolf'ümüzü alalım. Tazeleyelim onu bir. Şöyle hemen Wolf alalım. Bir yandan RPR'imizi yapalım. Şöyle hemen bunu bankamın ikinci sayfasına atacağım. Hatta ilk sayfasına atayım şunları yanına. Diğer Legion'dan düşenleri de bu ikinci sayfada falan biriktiririm. 3, 2, 3 diye gideriz böyle. Stone of Life atalım şunu. X-Flash'ı üstümüzden kaldıralım. Maksat şey olsun. Şunları da birazdan basarız zaten. Bir süre dagger'larla takılacağım. Yorulduğum evrede bow'a geçmeyi düşünüyorum. O yüzden bunu aldım yani. Bir süre dagger'la takılıp sonrasında bow'a geçeceğiz. Öyle o şekilde farmımızı atacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ne dedik? 14.042. Hatta ben şunu kendim yapayım atayım. 14.042. Mob sayımız 1000 veya 2000 de olabilir. Duruma göre, droplara göre burada takılmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdilik görüşmek üzere. Aynen, aynen, aynen. Evet arkadaşlar. Legion farmımızda daha 1000x dolmadan bir de brut aldık. Şöyle bunlar artı 6 boblar. Şu artı 8, artı 8, artı 8. 3 artı 8, bir tane artı 7, 2 tane artı 6. Bir de boost geldi. Hemen boost gelir gelmez tabii ki de ne yaptık? Yayınımızı, kaydımızı tekrardan başlattık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mis gibi tertemizinden bir muz aldık. Vallahi hiç beklemiyordum. Bir anda geldi. İyi geldi. Böyle biz farmımıza devam. Tekrardan böyle boostumuz gelirse veya ilk RPR'miz vesaire. O aralarda şey yaparız. Biraz bow'la takıldım. Biraz gene işte normal hata döndük. Dagger'larımızı taktık. Biraz dagger'larla takılıyorum. Biraz bow'u takıyorum. Öyle takılıyorum. Yani kafama göre hangisi daha rahat olursa. Çünkü yani uzun süre burada koştura koştura kesmek de var. Elimizde bow da var. Hali hazırda bow'u da takıp hani şey yapabiliyoruz. Repair'lerimiz geldikçe gidip repair'imizi yapacağız. Bir de şöyle bir eksi yanı var bu dagger'ların. Bu dagger'ları repair'e yapmak 130k 140k para gidiyor yani bir tanesini repair'e yaparken. Şimdi bow'u mesela gidelim repair'e yapmaya. Veyahut da bunlar yandığında ben ikisini bir arada göstereyim. Bu elimdekiler de yansın. Yani son raddesine gelsin artık. İkisini bir arada göstereyim. Yani bayağı bir para gidecek RPR'ye. O yüzden bowl'a takılmak daha mantıklı geliyor bana. Hem daha rahat. Zaten petimiz var. Kutu topluyor. Vesaire vesaire. Bakalım 1000x farmımız için 14.042 iken 14.725 daha var. Ya bu 1000x'i arttırabiliriz. 2000, 3000 de yapabiliriz. Duruma göre. Vakitimiz bol. Dediğim gibi vakit bol olduğu için de en iyi farmlardan bir tanesi burası. Ne kadar çok burada takılırsak o kadar iyi. Şöyle bir şey yapmak istemiyorum. Örnek veriyorum burada 10 saatte takılsam 10 saatte oturup da sadece Legion farmıyla o bölümü kapatmak istemiyorum. Yani ekstra tabii ki de farmlar, işte yaptığımız görevler vesaire bunların hepsini ekleyeceğiz. Yani ben burada uzun sürede durdum. Sadece size şu kadar saat durdum diye belirteceğim. Onun haricinde gidip de tabii ki de 10 saat sadece Legion farmını bölüm 2'ye koymak istemiyorum. Yani çok keyifli olacağını düşünmüyorum öyle. Şimdilik video kaydını durduracağım. Tekrardan açarım arkadaşlar. RPR'ye gittiğimizde oradayken hem dropları gösteririm hem de şu RPR olayını bir kapatırız. Evet arkadaşlar 2 tane tuvanlı tatlı. Yani yaklaşık 2 dakika arayla falan 2 tane R6 Tuanlı Sword'da attı.
tertemizinden Boots'tan sonra daha iyi, daha güzel ilerliyoruz. Seri, yani bu Legion serisini Binix yapacaktım ama yani muhtemelen şu durumlardan sonra, Boost'tan sonra falan bu 2000X bile yapabiliriz yani bunu. Bence gayet kafi, gayet güzel olur. Belki Legion ailesini deneriz bu seride, o şekilde kapatırız. Hani 1000X, 2000X, hani Lugaro'lardan da gider keseriz işte. Dark Ace, Drewolf vesaire. Hani onun o tarafı 1000X kesmek çok zor olur ama en azından birleşik bir şekilde kesilebilir mesela. Şu an kaydık konuşurken bir yandan da gittik. Lugaro kestik. Eksekine. Bir şey olmaz. Bu seride dediğim gibi böyle karmaşık kurmaşık bir şeyler yapabiliriz. En azından deneriz ama ben bu Legion'ı 1000X'ten 2000X'e çıkarma taraftarıyım. Gayet güzel, gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz şu an. Daha ilk hani silahımız, okumuz yanmıştı. Evet, dagger'larımız daha var burada. Bunun yanında şu bowlar artı 6 bu arada. Bunları 7'ye dolu class'ta atarız. En azından artı 7 olur. 200k'dan satarız. 10k'ya kağıt alınıyor. O şekilde düşünüyorum onlara da. Yani umarım hüsranla sonuçlanmaz ama ilk bölümdeki gibi. Bakalım, ben devam ediyorum. Kayda değer bir şeyler olursa arkadaşlar tekrardan kaydı başlatırım. Selamlar arkadaşlar, tekrardan geldik. RPR'imizi yapmaya. Şu an buna mesela 126k para vereceğiz. Bova ise 42k para vereceğiz yani arkadaşlar. Çift dagger'ımız da olsa, hadi bu sefer burada mini pirekli takılabiliyoruz bu ezik soğukta ama çift dagger olsa 5 kaç yapıyor? 250k para yapıyor. EPR'ye vereceğimiz para. Burada en azından oku, genel olarak oku kullandığımızda RPR'den kısmış oluyoruz biraz. 250k nerede? Diğer gelen 40k nerede? Yani bu bow'dan gelen 40k nerede? Şimdi R8 yakmalıklarımızı koydum. 1, 2, 3 böyle bakıyorum. 4, 5 5 tane yakmalığımız var. Artı 8, 1, 2, 3, galiba 3 taneydi. 3 tane de 7 var. Bir tane butumuz var. Butumuzu ben buraya koyayım. Artı 6'ları da şuraya atalım. Bunları 7'ye basarız low class kağıdıyla. Şu an 1000x oldu. Hatta bir tık geçmiş olması lazım. Aynen. 130 mob falan geçmiş şu an. 129 diyelim hatta. 129 mob geçmiş durumda. Ben tekrardan slot'a gideceğim. Tekrardan slot'ta kalacağım. Dediğim gibi bu 1000x'i 2000x yapabilirsek bence güzel olur. Belki bir boost'a atar. Yani gayet iyi olur. İlk 1000x'lik drop'larımız bunlardı arkadaşlar. 3 tane 7, 3 tane 6. 4 müydü? 5 tane mi? 8'imiz vardı yani. Tekrardan yazarım ben buraya şimdi. Anlık konuşurken onu da unuttum. Buraya yazarım ben onu tekrardan. Biraz burada dagger'la tekrardan biraz takıldıktan sonra hemen bir tane hop yeri geldi bile. Bow'la takılmaya başlayacağım. Çünkü dediğim gibi yani daha az RPR'sine para gidiyor. Biraz mana harcattırıyor belki ama onu da ben işte dediğim gibi buradan hemen çıkartak yaparak dengeliyorum zaten. Bilginiz olsun. 2000x serimiz bittikten sonra, Legion serisi bittikten sonra tekrar kaydı başlatırım arkadaşlar. Toplam dropları sizlere gösteririm. Evet arkadaşlar. 2000 Legion farmımızın, yani 2000x Legion farmımızın sonuna geldik. Neyse, bunları da gider orada satarız şimdi. Bomuzu bir kere RPR yaptık. İkinci RPR'si gelmemişti. Şimdi onu da yapalım. Aradan çıkartalım. 28k. Yani çok güzel. Bir masrafımız burada. Bir Wolf birazcık, yani kullandım kullanmadım yer yer. Wolf oldu. Bir de RPR masrafımız var. Onun dışında ekstra bir masrafımız yok bu slotta. O yüzden bu slotu ben sevdim yani açıkçası. Hem R8 temizinden yakmalık. Şuraya atalım. İlk 1000x farmımızda 2, 5 tane artı 8 söylemiştim zaten. 3 tane artı 6, 3 tane de artı 7 gelmişti. Burada ne olmuş ona bakalım hemen. Şöyle. Çok fazla artı 6 düştü bu tur. 1 artı 8'imiz var.
Bir tane daha var. 2 tane artı 8'imiz var. Doğru muyum? Aynen öyle. 2 artı 8. Onları şöyle koyalım. Ondan sonra şurası artı 6 idi galiba. 1. 3. Şunlar. Şurada da 4 olsun. 4 tane artı 6. 1. 3. 4. 5. 5 tane de artı 7. Yani bir sayfayı doldurduk. Bir tane de buz var. Bence gayet güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kere 4. 2.8 buradan gelse. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 16. 1.6 ne dedik? 2.8, 1.6, 3.8. 4.4 mi yaptı? 4.4 dem. 2M'de bu olsa 6.4M. 2000x farmladık. Bunun için ne kadar vaktimiz geçti? Onu anca videonun üzerine yazabilirim. O da nasıl olur? Siz izlerken yanında işte şu kadar vakit geçmiştir diye yazar. Onu da videoyu ilk kaydı başlattığım ve bu son bitiş tarihinde ki saate bakaraktan anca hesaplayabilirim. Bunun dışında bence gayet güzel, kafi, masrafsız, temiz, güzel bir farm oldu bizim için. Bir sonraki etkinlik ne olur diye bakıyorum şöyle bir. Görevlerimizi yapıp atmış olsak belki biraz Hangovaryor'da takılabiliriz ya da pazara gidelim. Hatta bu seride artık son tur mu yapalım? Son tur yapalım, pazara gidelim dostlar. A4'e geçmeden önce şu iki tane shell var, onu hemen kırdıralım. Başka bir kırdıracak bir şey yok. İki tane shell'imizi seriden bir kırdıralım. Belki deko atar, ne bileyim refinet atar. Burada artık deko mu pahalı, refinet mi pahalı? Pandora Server'ında mesela refinet dekodan daha pahalıydı. Burada ne durumda ona da bakarız. Yani inşallah bu Urukai farmından gelen o iki tane shell'i kırdırdığımızda güzel iki tane drop alırsak güzel olur. Yani iki shell'den iki tane drop bekliyorum ben de. Biraz şeyini çıkarıyor gibiyim ama şans meselesi tamamen. Düşer mi düşer bakacağız. Aynen öyle. Çok güzel. Life Crystal en çok beklediğim droplardan bir tanesi buydu. Yani bir şey düşeceği yok da işin makarasındayım. Aynen öyle. Onumuzu atalım. A4'ü geçip pazarı kurduğumda tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Şimdi artı 8 yakmalık ve artı 7 yakmalıklarımızı pazara koyduk. 7'leri 200k'dan 8'leri 400k'dan bıraktım. 3.6M gelecek. Daha bankamız da var. Şimdi ilk bu tur bir satılsın. Ondan sonra diğer tur satılmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Selamlar arkadaşlar. Tekrardan. Videomuz bu kısımda donuyor. Ben bu kısmı defalarca çektim. Defalarca anlattım. Görev yerlerini çektim vesaire ama büyük bir sorun var. Bu sorunun sebebini de bir türlü anlayamıyorum. İlk başta videoyu OBS üzerinden çekiyorum. Çektikten sonra izliyorum. Bakıyorum. Okey. Hiçbir sıkıntı yok diyorum. Videoyu renderlamak için tekrardan işte render programını atıyorum. Renderlıyorum falan böyle o arada işlemlerimi hallettikten sonra videoyu kompleden işte çıkartmak hani programdan artık okey diyorum hani çıkartmak istiyorum. YouTube'a atılması için. Sonrasında videoyu bir izliyorum bu kısım full donmuş ve hiçbir ses yok. Çünkü arka planda bu videoyu çektiğim zaman videoyu çektikten sonra çünkü bu Uruk Blade olsun bölüyorum burayı. Uruk Blade olsun, Dragon Tooth Skeleton olsun diğer görevleri yaptım. Ama hiçbirini videosu açılmıyor yani hata veriyor. X0C'li M'li bir hatalardan veriyor. Yürütülemiyor diyor. Her seferinde bu hatayı aldım. Ben de bu kısmı şimdi o yüzden ses kaydı çekmek istedim ki sadece ses kaydı çekeyim bunun hakkında sizi bilgilendireyim diye. Bir sonraki bölümde başladığımızda ya bu çar nasıl hemen atmış oldu diye hani şaşırmayın diye söylüyorum. Çar 60 level yaptım. Master'ını açtım. Boss görevlerini hallettim. Vesaire ama bu kısımların hiçbiri dediğim gibi videoları açılmıyor. Videolar önümde duruyor. Tıklıyorum ama açılmıyor. Şöyle de bir sıkıntı var. Videoyu çekiyorum açılıyor. Örnek veriyorum 10 dakika 20 dakika sonra açılmıyor. Böyle de bir hata var. Yani sonrasında artık iptal oluyor. Hiçbir şekilde açılmıyor bu videolar. Bunlar beni bayağı yordu. Strese soktu yani açıkçası. Yani hiçbir şey yokken durduk yere Uruk Blade Farm'ı atarken Uruk Blade Farm'ını attığımda durduk yere orada bir daha doğrusu DX11 almıştım. Sistem E benim Yereldix E klasörü yani SSD'imin olduğu yer.
birden donmaya başladı. %100 kullanıyordu. Ben de bilgisayarın tuşuna bastım. Yapmamam gereken bir hataydı bu. Bu durumda keşke basmasaydım, keşke yapmasaydım ama bilgisayarı kapattım. O ara video falan çekiyordum. Uruk Blade'deydim. Ya olmadı falan derken böyle gitti. Zaten orada çarımız ölüyor ama bug'a girmiş. Ne exp gitti ne achieve'ler sıfırlandı bu arada. Onları da söyleyeyim yani ne exp gitti ne achieve'ler sıfırlandı. Ama video bu şekilde hani saçma sapan bir şey oldu yani. Video hiçbir şekilde gözükmüyordu. Çok kötü oldu bu. Yani bilgisayarım da muhtemelen birazcık sıkıntıya girdi. Güzel de bir format istiyor belli ki. Bende de bir sürü dosya var, bir sürü şey var. Nasıl halledeceğim bilmiyorum ama güzel bir format atacağım. Ondan sonrasında temize çekip artık böyle tekrardan videoları sıkıntısız bir şekilde çekmek istiyorum çünkü. Bu serimizin sonu olsun artık. Yani serimizin derken bu bölümün sonu bu şekilde olsun. İstemezdim ama bu şekilde olacak. Mecbur, yapacak hiçbir şey yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunlarla sizi bilgilendirmek istedim. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Bu bölümümüzün sonuna geliyorum artık. Bölüm 3'te görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir like'ı bir abone olmayı çok görmeyin bu kardeşinize. Kendinize iyi bakın.